Bu film, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yiyecek üretimi birimlerinde sağlanması gereken hijyen esaslarının anlatılması ve çalışanların mutfak hijyeni konusunda bilgilendirilmesi için hazırlanmıştır. Mutfaktan yükselen nefis kokular, sunulan eşsiz lezzetler, keyifli yemekler. Bunlar mutfağın görünen yüzü ve eminim hepimiz için çok önemli. Peki mutfağın arkası bizim için ne kadar önemli? Bugün sizlere insan sağlığıyla doğrudan ilişkisi olan mutfağın temizliği ve mutfakta hijyen konusu hakkında bildiklerimizi anlatacağız. Hijyenin önemini, uygulanması gereken kuralları ve bunlara dikkat etmezsek nelerle karşı karşıya kalacağımızı anlatacağız. Dilerseniz önce yürürlükte olan mevzuatları hatırlayarak başlayalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgeli tesislerin fiziksel nitelikleriyle işletme ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin değerlendirilmesi amacıyla tesislerden gelen talep üzerine veya bakanlığın gerekli gördüğü hallerde turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik kapsamında sınıflandırma çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmada sektör temsilcileriyle birlikte bakanlık yetkilileri tesisleri sınıflandırma formları üzerinden değerlendirir. Yiyecek ve içecek maddelerinin hazırlanmasında sağlık ve hijyen kurallarına uygunluk açısından alınan puanlar tesisin sınıflanmasının yükselmesine veya düşmesine neden olmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan bu denetimlerden başka, bildiğiniz gibi ülkemizde gıda işletmeleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince denetlenmekte ve kontrol edilmektedir. İşletmeler ayrıca HASİT, yani tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ile iyi uygulama kılavuzları gibi sistemleri kurmak ve uygulamakla yükümlüdür. Yani kendi sağlığımız için nasıl bir takım kurallara uyup temiz bir birey olmak için çaba harcıyorsak, işletmemiz için de kanunen belirlenen yükümlülüklere uymak ve mutfak hijyeniyle ilgili gerekli özeni göstermek durumundayız. Vücudumuza aldığımız kimyasalları ve patojenik mikroorganizmaları yok eden vücudumuzun doğal savunma hücrelerine antikor denir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, yani bebeklerde, hamilelerde ve yaşlılarda antikor sayısı düşük olduğu için bakterilerin bıraktığı toksinler vücudu olumsuz yönde etkiliyor ve gıda zehirlenmesine yol açıyor. İşte antikorların bu zararlı maddeleri yok edemediği durumda zehirlenme vakası gerçekleşiyor. Gıda zehirlenmesi bir takım belirtilerle kendini gösterir. Zehirlenme genellikle kuvvetli bir karın ağrısıyla başlar ve bunu ishal, mide bulantısı takip eder. Şiddetli zehirlenmelerde kusma ve ateş de sık görülen belirtiler arasındadır. Hatta solunum sıkıntısı kendinden geçme, felç, şok ve ölüm gibi pek çok kötü vakayla da sonuçlanabilir. Gıda zehirlenmelerinin başlıca sebepleri arasında da az önce de ifade ettiğimiz gibi ihmal edilen mutfak hijyen kuralları gelir. İsterseniz gıda zehirlenmesine yol açan sebepleri kısaca paylaşalım. Gıdaları servis zamanından çok önce hazırlarsak, gıdaları buzdolabında muhafaza etmeyip oda sıcaklığında bekletirsek, donmuş gıdaları kademeli olarak ve kısa sürede çözündürmezsek, gıdaları yeterli derecede ısıtmaz ve bunun sonucunda ortaya çıkan mikroorganizmaların yok edilmesini sağlamazsak, pişmiş yiyecekleri hastalık ve zehirlenmeye neden olan mikroorganizmalarla bulaşmış şekilde servis edersek, et ve etli yemekleri yeteri kadar pişirmezsek, donmuş et ve tavukları tam çözülmeden pişirirsek, İşlem görmemiş gıdalarla hazırlanmış gıdaları aynı yerlerde muhafaza edersek, sıcak tutulması gereken gıdaların sıcaklığını 65 santigratın altında tutar ve oda sıcaklığında 3 saatten daha uzun süre bekletirsek, kişisel temizlik ve hijyen kurallarına uymazsak, gıdalarla taşınması ihtimali olan bir hastalığı veya bulaşıcı yara ve deri enfeksiyonları olan kişilerin üretim alanında çalışmasına göz yumarsak, gıda zehirlenmesiyle karşı karşıya kalmamız muhtemeldir. Konuşmamıza başladığımızdan bu yana bakterilerden söz ettik. Öyleyse şimdi de bakterilerin ne olduğuna bir bakalım. Bakterilerin tamamı zararlı değildir, yararlı bakteriler de vardır. Ancak burada konumuz zararlı olan, yani patojen bakteri adını verdiğimiz bakteriler.
Patojen bakteriler gıdalarda çoğalırken insan vücudu için zehir etkisi gösteren toksin dediğimiz zararlı maddeleri üretir. Bakteriler nasıl ve hangi ortamlarda çoğalır sorusu mutlaka aklınıza gelmiştir. Bakteriler yaşayabilmek ve çoğalabilmek için öncelikle uygun bir besi ortamına, yani protein, yağ ve karbonhidrata ihtiyaç duyar. Tüm bu bileşenler de gıdalarda mevcuttur. İkinci olarak da bakterilerin çoğalabilmesi için uygun bir sıcaklık gereklidir ki bu da artı 5 ila artı 65 derece arasındadır. Ve bakterilerin çoğalmak için en sevdikleri ortam nemli ortamlardır. Bildiğiniz gibi bu üç koşulda mutfağımızda vardır. Ancak şimdiye kadar anlattıklarımızı ve anlatacaklarımızı bilir ve kurallara uyarsak bakterilerin çoğalmasını ve dolayısıyla gıda zehirlenmelerini önleyebiliriz. Tabii bakteriler gıdanın kendisinden kaynaklanarak çoğalabileceği gibi başka dış etkenler aracılığıyla da çoğalabilir. Bunların başında da insanlar, gıdalar, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, mekanlar, zararlılar, atıklar, hava ve su gelir. Dikkat edin, bakterilerin bulaşmasında ilk sırada insan faktörü yer alıyor. Özellikle ellerimiz bakterileri taşımada başrol oynuyor. Kirlenmiş malzeme ve ekipmanlara, gıdalara, kişisel eşyalara veya vücudumuzun burun, kulak gibi bölgelerine temas ettiğimizde ellerimize bakteri bulaşır. Bu durumlarda ve özellikle tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi yeteri kadar temizlemez ve dezenfekte etmezsek, bakteriler kesinlikle gıdalara bulaşır. Dolayısıyla ilk önce dikkat etmemiz gereken şey ellerimizin temizliğidir. Ellerimizi gün içinde belki de defalarca yıkıyoruz. Ancak acaba doğru mu yıkıyoruz? Ellerimizi nasıl yıkamamız gerektiğine gelin birlikte bakalım. Öncelikle ellerimizi suyla ıslatıyoruz. Elleri temizlemek için sıvı sabun kullanmamız en doğrusu. Elimize aldığımız sıvı sabunu bilekler dahil ellerimizin her yerine yayıyoruz. Avuç içlerimizi ve parmaklarımızın hepsini teker teker diğer avuçla ovuşturuyoruz. Daha sonra tırnak fırçası yardımıyla tırnaklarımızı fırçalıyoruz. Bileklerden başlayarak ellerimizi bol suyla duruluyoruz. Dikkat! Kurulamak için mutlaka kağıt havlu kullanıyoruz. Çünkü diğer havlular bakterilerin çoğalması için nemli bir ortam sağlarken kağıt havluda böyle bir şey söz konusu değil. Ellerimizi yan kısımlar ve bilekler dahil olmak üzere kuruluyoruz. Parmak uçlarımızı ve tırnak çevrelerini de kuruluyor, musluğu ellerimizi kuruladığımız kağıt havluyla kapatıyoruz. Son olarak ellerimizi dezenfektanla dezenfekte ediyoruz. Ellerimizi her işe başlandığında ve her aradan sonra çiğ et, balık, yumurta, sebze ya da meyvelere dokunduktan sonra, öksürdükten, burun sildikten ya da vücuda, saça dokunduktan sonra, sigara içtikten ve kirlenmiş alet ve ekipmanlarla temas ettikten sonra ve yemek servisi yapmadan önce az evvel tarif ettiğimiz şekilde temizlemeliyiz. Ellerimizle ilgili bir başka önemli nokta da şu. Eğer elimizde açık yara veya kesik varsa, o alana renkli, su geçirmez yara bandı yapıştırmalı ve koruyucu eldiven giydikten sonra çalışmalıyız. Parazit ve bakteriler kirli tırnaklar yoluyla çok kolay yayılacağından, kirli, uzun ve ojeli tırnaklarla gıda maddesine dokunmamaya özen göstermeliyiz.
İnsandan bakteri bulaşmasının bir yolu da günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız takılar. Bu yüzden gıda üretim ve sunum bölgelerinde yüzük, saat, bileklik ve küpe gibi gıdanın içine düşme riski bulunan takıları takmamamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken bir başka nokta ise saçlarımız. İnsan saçında birçok mikroorganizma yaşadığı için saçlarımızı mutlaka bone içinde tutmalıyız. Erkeklerde ise saçların kısa olmasını ve sakal olmamasını tercih ediyoruz. Bıyıklı çalışanların ise mutlaka ağız maskesi kullanması gerekiyor. Eğer gün içinde saçlarımızı tarar ya da dokunursak, işe başlamadan önce ellerimizi iyice temizlememiz ve dezenfekte etmemiz gerekiyor. Ağız, burun ve boğazda da birçok bakteri bulunuyor. Hapşırma ve öksürme esnasında da bu bakteriler havaya, oradan da gıdaya geçiyor. Hapşırma ve öksürme söz konusu olduğunda üretim alanından uzaklaşmamız gerekiyor. Ancak bunu yapamıyorsak mutlaka ağız maskesiyle çalışmaya dikkat edelim. Bunu söylemeye bile gerek yok ama yine de hatırlatalım. Üretim alanında asla sigara içmiyoruz. Buraya kadar anlattıklarımızı özetlersek, başımıza kep ya da bone takarak, ütülü ve temiz iş kıyafeti giyerek, hijyenik mutfak terliği ya da iş güvenliği ayakkabısı kullanarak, saçlarımızın temiz ve kısa kesilmiş olmasına, günlük sakal tıraşına, dişlerimizin fırçalanmış, tırnaklarımızın kısa kesilmiş ve ellerimizin temiz olmasına dikkat ederek bakterilerin insanlar kanalıyla bulaşmasına engel olabiliriz. Bakteriler gıdalar yoluyla da gıdalara bulaşabilir. Bunu önlemek için bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin et, süt, balık gibi riskli ürünlerle meyve, sebze gibi çiğ tüketilebilecek ürünleri ayrı yerlerde muhafaza etmeli, temizlemeli ve hazırlamalıyız. Çünkü gıdalar arasında çapraz bulaşma olabilir. Et, süt, balık gibi gıda maddeleri yeteri kadar soğutulmadıklarında ya da uygun koşullarda muhafaza edilmediklerinde bu gıdalarda mikroorganizmalar ve toksinler kolayca gelişebileceğinden çabuk bozulur ve bu durum insanlarda hastalık veya zehirlenmeye neden olabilir. Bu nedenle çabuk bozulabilen veya raf ömrü sınırlı olan gıdaları uygun koşullarda muhafaza etmeli veya en kısa sürede tüketime hazır hale getirmeliyiz. İş yerlerinde bozulmuş, kokmuş, küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş gıdaları asla kullanmamalı ve hiçbir canlının tüketemeyeceği şekilde tamamen imha etmeliyiz. Ambalajlı veya ambalajsız hiçbir gıda maddesini yerde zeminle temas ettirmemeliyiz. Gıda maddelerini birbirlerini ve özelliklerini olumsuz olarak etkilememeleri için ambalajlı veya uygun kaplarda muhafaza etmeliyiz. Gıdaları son kullanım tarihinden önce tüketmeye dikkat etmeliyiz. İş yerinde bulunan gıda depolarında muhafaza edilen ürünleri ilk giren ilk çıkar ilkesine uygun hareket ederek kullanmalıyız. Depodaki gıdaların düzgün şekilde istiflenmiş ve düzenli olarak tasnif edilmiş olmasına özen göstermeliyiz. Soğukta muhafaza edilmesi gereken gıda maddelerinin içinde bulunduğu soğutucu ve derin dondurucuların sıcaklık değerlerini düzenli olarak kontrol etmeli ve kayıt altına almalıyız. Sıcaklık değerlerinde herhangi bir sapma tespit ettiğimizde zaman kaybetmeden uygun önlemler alarak soğutucuların ve termometrelerin düzenli aralıklarla kalibrasyonlarını yaptırmalıyız. Dondurulmuş gıdaları bir yerden bir yere taşırken bakteri çoğalmasını önlemek için soğuk zincirin kesintiye uğratılmamasına dikkat etmeliyiz. Bu gıdaların çözülmesi de son derece önemli. Dondurulmuş gıdaların çözülme işlemi mümkün olan en kısa sürede ve buzdolabı sıcaklığında yapılmalı ve çözülünce hemen kullanılmalı. Eğer çözüldükten sonra kullanmadıysak bunları tekrar dondurmamalıyız. Çözülen gıdadan ortaya çıkan sıvıyı herhangi bir sağlık riski oluşturmaması için diğer gıdalarla temas etmeyecek şekilde ortamdan uzaklaştırmalıyız. İş yerinizin kendi üretimi olan çabuk bozulan gıda maddelerini yeterli soğutma ortamında sadece sınırlı bir süre zarfında muhafaza etmeli ve üzerine üretim ve son tüketim tarihini ve saatini işlemeliyiz.
hazırladığımız gıdalardan 5996 sayılı veteriner hizmetleri bitki sağlığı gıda ve yem kanunu gereği iş yerinde sorumlu personel tarafından izlenebilirliğini sağlamak adına numune almalı ve bu numuneleri steril bir kapta özel numune odalarında 72 saat muhafaza etmeliyiz. Fritözde gıdaların kızartılmasında kullanılan yağlara da dikkat etmek gerekiyor. Bu tür yağlar uzun süre ve yüksek sıcaklıklarda kullanıldıklarında bozulur. Bu durum gıda güvenilirliği ve dolayısıyla insan sağlığı yönünden tehlike oluşturur. Ayrıca unutmayalım ki bozulmuş yağda kızartılan gıdalarda koku, tat ve renk olarak da değişiklik görülür. Bu nedenle kızartma işlemi sonrasında yağda bulunan gıda maddesi kalıntılarını hemen süzerek ortamdan uzaklaştırmalı ve yağ buzdolabında muhafaza etmeliyiz. Böylece hem kızartma yağının kullanma süresini uzatmış hem de gıdada oluşabilecek tehlikenin azaltılmasına katkıda bulunmuş oluruz. Kızartma sonrasında kullanılamayacak hale gelen atık yağları diğer atıklardan ayrı olarak temiz ve ağzı kapalı bir kapta biriktirmeli, çevrenin korunması amacıyla kanalizasyona, toprağa, denize ve benzeri alıcı ortamlara dökmemeliyiz. Unutmayalım, bu yağlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan çevre lisanslı geri kazanım tesislerine veya toplayıcılarına teslim edilebilir. Diyelim ki patates salatası, makarna salatası gibi birçok maddenin bir araya getirilmesiyle oluşan bir yiyecek hazırlıyoruz. Bu gıdalar çabuk bozulan gıdalar olduklarından karıştırmadan önce mutlaka soğutmalıyız. Böylece istenmeyen mikroorganizmaların üremesini kısıtlamış olur ve bozulmaları geciktirebiliriz. Soğutma işlemi, gıda maddesinin merkezindeki sıcaklığın en kısa süre içinde gerekli seviyeye ulaşmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmeli. Bunu sağlayabilmek için ürünleri mümkün olduğunca küçük ve sığ kaplarda soğutmalıyız. Sıcak yemek servisinde kullanılan benmarinin amacı, soğuk yiyecekleri ısıtmak değil, içine konulan gıdayı belirli bir sıcaklık değerinde tutmaktır. Sıcak tutulacak gıdaların sıcaklığını 65 derece seviyesinin altına düşürmemeliyiz. Gıdaları bu sıcaklıkta 3 saatten daha uzun süre tutmamalıyız. Teneke ambalajlı gıdalarda açıldıktan sonra kalan miktarı paslanmaz materyalden yapılmış uygun bir kaba boşaltmalı ve ağızlarını sıkıca kapatmalıyız. Bakteriler gıdalara, onlara temas eden madde ve malzemeler aracılığıyla da bulaşabilir. Bunları önlemek için gıda mevzuatı hükümleri doğrultusunda uygun malzemelerden yapılmış ürünler kullanmalı ve gıda maddelerini olumsuz olarak etkilememelerini sağlamalıyız. Kullandığımız ürünlerin güvenilir gıda şartlarını taşımasına dikkat etmeliyiz. Bu ürünler hasarsız olmalı, üzerlerinde yarık veya yırtık bulunmamalı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. Bu ürünler deterjan veya dezenfeksiyon maddesi kalıntılarıyla cam kırıkları gibi yabancı cisimler içermemelidir. İş yerinde kullanılacak gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, kir veya mikroorganizmalara bulaşmayacak bir şekilde uygun koşullarda iş yerinde muhafaza edilmelidir. Gıda maddeleri için tekrar kullanılabilen gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler temizlenmesi kolay ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Kırılmış kaplarda bulunan gıda maddeleri kesinlikle tüketime sunulmamalı ve üretimde kullanılmamalıdır. Gıdaların ambalajlanmasında gazete, siyah çöp poşeti gibi ürünler kullanılmamalıdır. Çiğ gıdalardan çıkan sıvının bulaştığı çalışma alanları ve iş gereçleri bekletilmeksizin temizlenmeli ve gerekirse dezenfekte edilmelidir. Kesme tahtaları, bıçaklar, makaslar gibi tüm iş gereçlerini sıcak su ve deterjanla iyice temizlemeli ve gerekirse dezenfekte etmeliyiz. Dezenfeksiyon maddesinin gerekli tesir süresi geçtikten sonra tüm iş gereçlerini temiz suyla dikkatlice durulamalıyız. Doğrama tezgahlarında derin çizikler oluştuğunda ise derhal değiştirmeli ya da zımparalamalıyız. Kıyma makinesi gibi sürekli kullanımda olan cihazları özel soğutucu düzeneklerle birlikte mikrobiyal gelişmeyi önleyecek şekilde kullanmalı ve her mesai bitiminde iyice temizlemeliyiz. Soğutucu düzeneği olmayan kıyma makinelerini her kullanımdan sonra mutlaka temizlemeliyiz. Bu araçların ve cihazların temizlenmesinde sıcak su, deterjan ve gerekiyorsa dezenfektan kullanmalıyız.
gıdaların taşınmasında kullanılan plastik kasaları yerde sürükleyerek taşımamalıyız. Kasaları tekerlekli malzeme arabalarıyla taşımalıyız. Mutfakta kullandığımız sünger ve bezler üzerlerinde çok fazla bakteri barındırır. Bu yüzden sünger ve bez yerine mümkünse temizleme amaçlı kağıt havluları tercih etmeliyiz. Mutfak içinde tahta malzeme bulundurmamalıyız. Tahta geç kuruduğundan ve nemli kaldığından mikroorganizmalar için çok iyi bir üreme ortamıdır. Tahta kaşık, spatula, palet ve tahta saplı bıçakları mutfakta kullanmamalı, bunların yerine paslanmaz çelik malzemeler kullanmalıyız. Bakterilerin bulaşmasında en önemli unsurlardan biri de mekanlardır. Gıdaların işlenmesi, muhafazası ve sunulması sırasında kullanılan mekanlar, şimdi bahsedeceğimiz genel şartları taşımalıdır. İş yerinin çevresinde, iş yerini olumsuz etkileyecek ve çapraz bulaşmaya neden olabilecek kirletici unsurlar, yani toz, koku gibi unsurlar olmamalıdır. Hijyenle ilgili işlemlerin kusursuz bir şekilde yapılmasına imkan verecek yeterli çalışma alanı bulunmalıdır. Yüzeyler, üzerinde kir birikmesine, yabancı maddelerin gıda maddelerine bulaşmasına, yoğunlaşmış sıvı veya küf oluşumuna yol açmayacak şekilde tasarlanmalıdır. İş yerindeki tuvaletlerin suyu sürekli olmalı, kanalizasyon bağlantısı bulunmalı, hiçbir şekilde üretim ve depo alanlarına doğrudan açılmamalıdır. Personel için personel soyunma alanları sağlanmalıdır. İş ve sokak kıyafetlerinin ayrı ayrı saklanabileceği şekilde yeterli sayıda soyunma dolapları olmalıdır. Bu dolapların içerisinde gıda maddesi saklanmamalıdır. Mekanlar gün ışığına eş değer bir şekilde doğal veya yapay olarak aydınlatılmalıdır. Aydınlatma araçları muhtemel tehlikelere karşı koruyucularla korunmalıdır. Mekanları aydınlatmada kullanılacak ışığın şiddeti ve rengi, gıda üretimi ve gıdanın özelliklerini olumsuz yönde etkilemeyecek nitelikte olmalıdır. Zemin kaplamaları sağlam, kaymayı önleyici, temizlenmesi kolay ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır. Kaplamalar su geçirmez, aşınmaya karşı dayanıklı, yıkanabilir olmalıdır. Duvar yüzeyleri pürüzsüz, temizlenmesi kolay ve dezenfekte edilebilir olmalıdır. Su geçirmeyen açık renkli malzemeden yapılmalı ve aşınmaya karşı dirençli olmalıdır. Tavanlar ve tavan yapıları kir birikmesine, nem yoğunlaşmasına ve küflenmeye izin vermeyecek şekilde tek parça ve düz olmalıdır. Tavan yüksekliği üretilen ürüne ve alet ekipmana uygun olmalıdır. Pencereler ve diğer açıklıklar kir birikmesini önleyecek şekilde çürümeye ve kırılmaya karşı dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır. Üretim alanından dış mekana açılan pencerelerde kolay temizlenebilen sineklikler kullanılmalıdır. Pencere kenarları raf olarak kullanılmamalıdır. Kapılar temiz ve kir birikmesini önleyecek şekilde çürümeye ve kırılmaya karşı dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır. Temizlenmesi kolay ve dezenfekte edilebilir olmalıdır. Tezgah gibi ham madde, yarı mamül ve mamül maddelerle temasta bulunan yüzeylerde çatlak ve yarıklar bulunmamalıdır. Yüzeyler temizlenebilir, dezenfekte edilebilir yapıda olmalı ve korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. Tüm alet ve ekipmanların yıkanması ve ev temizliğinin yapılabilmesi için uygun ve yeterli sayıda yıkama evyeleri kurulmalıdır. Yıkama evyelerinde sıcak ve soğuk su bağlantıları bulunmalıdır. Yıkama yerleri ve evyeler sürekli temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Gıda işlemlerinde kullanılan araç ve gereçler el yıkama evyelerinde yıkanmamalıdır. El yıkama evyesi ile gıdaların yıkandığı evyeler birbiriyle temas halinde, yani bitişik olmamalıdır. Gelelim mutfakta hiç karşılaşmak istemediğimiz zararlılara. Çevreden üretim alanına girebilen bu zararlıların taşımış olduğu mikroorganizmalar, gıdaya bulaştığında sağlığımızı olumsuz etkileyebilir, hatta zehirlenmeye bile sebep olabilir. Bu nedenle zararlıyla temas etmiş mamulleri derhal imha etmeliyiz. Dış mekana açılan tüm boşluklarda zararlılara karşı önleyici tedbirler almalıyız. Zararlıyla mücadele programı hazırlamalı ve etkin bir şekilde uygulamalıyız. Zararlıyla mücadele programı kapsamında ilaçlamaları periyodik olarak yapmalı veya bir ilaçlama firmasından destek almalıyız. Eğer ilaçlama iş yeri tarafından yapılacaksa bu konuda gerekli eğitimlerin alınmış olmasına dikkat etmeli ve yapılan ilaçlamayı kayıt altına almalıyız.
İlaçlama işlemlerini Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen kimyasallarla ve Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmalıyız. Üretim alanında hiçbir evcil hayvan barındırmamalı ve bitki yetiştirmemeliyiz. Dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise atıklar. Gıda üretiminde kullanıldıktan sonra oluşan atıklar ortamdan hemen uzaklaştırılmazlarsa zamanla bakteri çoğalması hızlanacak ve üretim alanındaki gıdalara çapraz bulaşmaya neden olacaktır. Bu nedenle atıkları üzerleri örtülebilen kaplar içinde ve çöp poşeti kullanarak toplamalıyız. Atık kapları üretim alanının dışına çıkarmalı, atıkları kapların içindeki çöp poşetleriyle üretim alanından uzaklaştırmalıyız. Vardiya sonlarında veya iş yeri mesaisi bitiminde atık kapları boşaltmalı ve temizlemeliyiz. Atık kapların kapağını sıkıca kapatmalı ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir olmasına dikkat etmeliyiz. Gıdaya herhangi bir bulaşma olmaması ve gıdanın olumsuz etkilenmemesi için gıda maddelerinin sevkiyatını ve atıkların ortamdan uzaklaştırılmasını aynı zamanda yapmamalıyız. Atık su kanalizasyon sistemleri, gıda maddelerinin olumsuz olarak etkilenmesini önleyecek şekilde tasarlanmış ve tesis edilmiş olmalı ve atık su kanalları kolay temizlenebilir, zararlı girişini, koku çıkışını ve atık sıvıların geri basmalarını önleyecek şekilde olmalıdır. Bunların yanı sıra hava da mikroorganizmaların gıdalara taşınmasında önemli rol oynar. İş yerlerinde yeterli ve etkin bir havalandırma sisteminin bulunmasıyla mikroorganizma bulaşması önlenebilir. Bu nedenle muhafaza sıcaklık önerisi bulunmayan gıda maddeleri için kullanılan muhafaza yerleri kuru ve iyi havalandırılmış olmalıdır. Güneş ışığının ve ısı kaynaklarının etkisi engellenmelidir. Havalandırma boşlukları zararlı girişine karşı güvenilir olmalıdır. İş yeri ve tuvaletler yeterli havalandırma düzeneğine sahip olmalıdır. Havalandırma sistemleri duman, koku, is ve buharlaşmayı giderecek, ısıyı muhafaza edecek, toz, kir ve zararlı girişini önleyecek nitelikte olmalıdır. Filtreleri ve diğer parçaları temizlemek veya değiştirmek üzere rahatça erişilebilecek bir şekilde kurulmalıdır. Pişirme ve buharlı ısıtıcılardan çıkan hava iş yeri ortamından uzaklaştırılmalıdır. Temiz olmayan bir alandan temiz bir alana olabilecek hava akımlarından kaçınılmalıdır. Ham maddeden başlayıp servis edilene kadar tüm gıda hazırlama aşamalarında ve temizlikle dezenfeksiyonda kullanılan su da çok önemli bir bulaşık kaynağıdır. Bu nedenle iş yerlerinde Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun sürekli yeterli miktarda içme suyu niteliğinde sıcak ve soğuk su kullanılmalıdır. Buhar ve buz, içilebilir nitelikli sudan elde edilmelidir. Su tankları, yağmur, kuş, zararlı girişine karşı korumalı ve kontrolü kolayca yapılabilecek yerde bulunmalı, düzenli aralıklarla temizlenmeli, içindeki su mevzuata uygunluğu açısından laboratuvarda periyodik aralıklarla kontrol edilmeli veya ettirilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Şimdiye kadar insan sağlığı için tehlike oluşturan bakterilerin bulaşma kaynaklarından detaylıca bahsettik. Güvenilir bir gıda hazırlamak ve sağlıklı hizmet vermek istiyorsak bu kuralların tamamına uymamız gerekiyor. Eğer güvenilir gıda şartlarını taşımadığını tespit ettiğiniz gıdalar olursa üretim yerlerini Alo 174 gıda ihbar hattına bildirebiliriz. Bu sayede söz konusu iş yerlerine denetim ve kontroller yapılarak gerektiğinde yasal işlem uygulanabilir. Bizim mutfak hijyeniyle ilgili anlatabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bunları uygulamak ve mutfağınızda hijyeni sağlamaksa sadece sizin elinizde. Unutmayın, mutfaklar özel mekanlardır ve mutfakları yaşatanlar özel insanlardır. Kendinize ve mutfağınıza gerekli özeni göstermeniz dileklerimizde.